Zafer. İnfaz ekibini topla. Herkesten rapor istiyorum. Emredersiniz. Çıkın. Bu şey ne oldu bizim kız? Yıldız'dan haber var mı? Henüz yok efendim. Ulan başına kötü bir şey gelmese bari kızım. Delireceğim ya. Senin orada olduğunu nereden biliyorlar? Yıldız kim? Bilmiyorum Gül. Ama her kimse belli ki peşimize düşmüş. Orada olduğumuzu biliyor, hala kim olduğumu bilmiyor. Bilseydi zaten çoktan ölmüştüm. Ne yapacağız peki? Sen bir bak bakalım bu Yıldız kim? Ne işler çeviriyor? Ben de bilgi toplamaya çalışayım, olur mu? Tamam. Ferhat, çok dikkatli ol. Senden şüphelendiklerini anladığın an git buradan. Abla ne olur uzatma artık, evine dön. Bak babam köpekler gibi pişman. Sabahlara kadar uyumuyor adam. Kaç yaşında adam, günah değil mi ona? Bana günah değil mi Tarık? El kadar bebeğe acımamış babam. Annemi koynundan çekip almış beni. Niye acıyayım ki ona? İnan bana zerre kadar üzülmüyorum onun için. Herkes yaptığının bedelini öder. Ne yani, hayatın boyunca affetmeyecek misin onu? Eğer sadece benim canım yaksaydı belki. Ama anneme yaptıklarını kabul edemem. Eğer onu affedersem annemin acısına ihanet etmiş olurum Tarık. Ya tamam neyse boş ver. Düşünme bunları, üzülme, her şey olacağına varır. Anlat bakalım sen neler yapıyorsun, her şey yolunda mı? Ne yolunda olacak abla? Her geçen gün batağa batıyoruz. Savaş hayvanı şirkete de el koydu. Duymuşsundur. Babamla didişip duruyorlar. Aman ya, ne halleri varsa görsünler. Zaten ben artık kendi yolumu kendim çizeceğim. Ne gibi? İş bakıyorum. Artık kendi paramı kendim kazanacağım. Ne babamın ne de başkasının eline bakmayacağım. En doğru kararı vermişsin. Hayırlısı olsun. Bakalım. Bir haftadır iş görüşmelerine gidiyorum. Hatta bugün biri aradı. Kabul oldun mu? Olumsuz dedi. Ama üzme kendini ya. Adamı zaten benim de gözüm tutmadı. Pis midir? Hain midir? Aa Tarık. Biz Ayaz'la yeni bir inşaat projesine giriyoruz. Her şeye sıfırdan başlayacağız. Tam da senin gibi birine ihtiyacımız var. Bizimle çalışmak ister misin? Şimdi Canancığım, benim gibi yetenekli, başarılı, yakışıklı bir elemanı herkes ister. Ama ben o uyuzun emrinde çalışmam. Tarık, düzgün konuş. Hem bizim işimizde kimse kimsenin emri altında çalışmayacak. Sadece hayırlı bir işe vesile olacağız. Tamam o zaman. Size hayırlı işler. Bana müsaade. Tarık! Abla, Ayaz ismine benim alerjim var. İsmini duyunca böyle bana bir tik geliyor. Gözüm sekiyor, gördün mü? Hadi bana müsaade. Aklı sıra Tarık'a babalık yapacak. Aptal bebe, aptal bebe diye diye salak etti çocuğu. Şimdi kız ellerinden kayıp gidiyor ya, kıymete bindi tabii. Bunu yedirmezler. Oğlumu benden soğutamayacaksın sen Haldun. Buldum. Tarık anneciği sayesinde şirketin başına geçeceğini öğrenince gene kedi gibi dolaşabilecek mi bakalım peşinde? Ah Haldun ah. Sen kiminle dans ettiğini bilmiyorsun. Senin bildiğin kadar benim unuttuğum var. Arkadaşlar, size verdiğim görevler ne oldu? Daha kimsenin helvasını yemedik. Kaç gündür tatil mi yapıyorsunuz lan? Gözlem yapıyoruz efendim. Arkamızda iz bırakmadan işi bitirebilmek için planla hareket etmek lazım. Kendi adına konuş koçum. Ben plan yapmam, direkt dalarım. Neymiş bu? Politikacı Hamit Yaşar'ın acı günü. 10 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybetti. Ne o lan? Herifin oğlunu da mı öldürdü? Öyle denk geldi diyelim komutanım. Ne istedin lan çocuktan? Görevin babasını öldürmek, evladını değil. Aç kulağını da beni iyi dinle Yiğit Efendi. İnfaz kuralı 1. Arkanda iz bırakma. İnfaz kuralı 2. Arkanda düşman bırakma. Birinin kafasını kopartacaksan
soyunu sopunu kurutacaksın. Yoksa gün gelir, dünün çocukları büyür, intikam için karşına çıkar. Sonra kaçacak yer ararsın. Aynen öyle. Tıpkı Ferhat İti gibi. Aferin Palat, aferin. Eyvallah. Çocuğu babasını özletme de çabuk şekilden oğlunun yanına gönderiver. Evet Tuncer Bey, siz ne yaptınız? Bu gazeteci meselesi. Adam hala Barış Kelebeği gibi ortalıkta dolanıyor. Hazırlıklar tamam. İki güne işimiz bitecek komutanım. Güzel. Demek ki siftahı senle yapacağız ha? Bunlar iyi haberler. Anlaşılan Yiğit Efendi'nin dışında herkes dersine çalışmış. Evet Yiğit Efendi. Bir dahakine boş laf değil, iş isterim. Şimdi çıkın. Kim bu Yıldız ya? Hiçbir operasyonda adı yok. Gel. Yeni gelen ajanlarla siz ilgilenecek misiniz Gül Hanım? Yetenek testi için sizi bekliyorlar. İşim var, başkası gitsin. Kılıç komutan bizzat sizden istedi efendim. Tamam. Çıkabilirsin. Bahsettiğim dükkan burası kardeş. Haliyle uzun zamandır kullanılmadı. Tadilat gerekebilir. Ne dersin Canan? Buradan bize bir ofis çıkar mı? Dışarıya çek düzen verdik mi? Bir de duvarları beyaza boyadık mı? Daha geniş durur. Güzel bir temizlik. Tamamdır mis. Duvarları sen Ferhat abiyle boyarsın. Biz de beyazla temizliğini yaparız. Beyaz? Efendim? Dükkanı diyorum. Beraber temizleriz olur mu? Olur tabii. Madem bacım olur dedi, oldu bu iş. Tamamdır. Hayırlı olsun. Eyvallah. Hayırlı olsun kızım. Başladılar ha? Başladılar Beşir. Bundan böyle iç çakal eksik olmaz peşlerinden. Gözünüz üstlerinde olsun. Ayaz da Canan da size emanet. Merak etmeyin efendim. Attıkları her adımın takipçisi olacağız. Tekrar hayırlı olsun. Eyvallah. Yarın depozito için uğrarım. Sözleşmeyi de imzalarız inşallah. İnşallah. Sağ olasın. Hadi gidelim. Haldun? Canan! Kızım. Komutanım bir şey sorabilir miyim? Önce işini yap sonra. Bitti. Nereden öğrendin sen bunu yapmayı? Az önce siz gösterdiniz ya komutanım. Bir daha yap. Ama önce soru soracaktım, söz verdiniz. Tamam, sor. Komutanım, biz ne zaman göreve çıkacağız? Ne zaman hazır olursanız o zaman göreve çıkacaksınız. Peki, ilk görevimizde başarısız olursak kovulur muyuz? Başka soru yok. Ama iki kere yaptım, iki soru sorma hakkım yok mu? İki soru sordun zaten. Adın ne senin? Ayşe Ördek Erzurum. Emredin komutanım. Bana bak Ayşe Ördek. Bir kere daha soru sorarsan göreve başlamadan kovulursun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Otur.
Siz de dalga geçeceğinizi arkadaşınızdan bir şeyler öğrenin. Hadi çalışın. Yıldız denen kızı bulmam gerekirken ben nelerle uğraşıyorum ya? Ne işin var senin burada? Nereden buldun beni? Canan kızım, konuşmaya geldim. Konuşulacak hiçbir şey yok. Git buradan. Kızım. Ben ettim, sen etme. Dinle beni bir. Baba, söyleyeceğin hiçbir şey annemi geri getirmez. O yüzden sus. Ne olur Allah aşkına sus. Ne sesini duymak, ne de yüzünü görmek istiyorum. Seni her gördüğümde annesizliğin acısını ta şuramda hissediyorum. Sana her baktığımda annesiz geçen yıllarım boğazıma yapışıyor. Nefes alamıyorum. Baba, beni öldürüyorsun. İçinde şu kadarcık sevgi, değer varsa git. Çıkma karşıma. Bırak nefes alayım. Daha neyi bekliyorsunuz? İkinize de yazık değil mi? Neden çıkmıyorsunuz kızınızın karşısına? Çünkü artık çok geç Beşir. Neredeydin bunca zaman? Niye çıkmadın karşıma demez mi? Bunca yılın hesabını nasıl veririm ben? Şerefsiz. Şuna bak. Polat şerefsizi öldürmüş adamın oğlunu. Namussuz herif. Ne istedin lan el kadar bebeden? Ne günah vardı onun? Bunlarda Allah korkusu yok Gül. Allah korkusu yok. Masum bir çocuk. İnsan bakmaya kıyamaz değil öl. Allah'ım delireceğim ya. Az kaldı Ferhat. Allah'ın izniyle hepsinin ipini pazara çıkaracağız. Gölge gibi peşlerinden gidip tek tek oyunlarını bozacağız. Merak etme. Tuncer iki güne dosyaları kapatacak. Ben de sabah gidip uyaracağım adamı. İstersen ben de seninle geleyim. Yok. Sen bir an evvel o Yıldız denen haini bul. Kimmiş, nasıl ulaşmış bize öğren bakalım. Beyaz, iyi misin bacım? Özür dilerim. Ben çok özür dilerim. Tamam bacım, ziyanı yok. Neden özür diliyorsun? Bırak elini keseceksin. Beyaz, iyi misin? Ne olur beni affedin. Ben çok özür dilerim. Şşş. Tamam, sakin ol Beyaz. İki bardak için değer mi? Ağlama sakın. Kıyamam bacım gözyaşlarına. Merhaba. Buyur patron. Günün hasılatı. Aferin. İyi çalışmışsın bugün. Teveccühünüz. Hadi bana müsaade. İyi akşamlar. Savaş. Bu gerçekten sen misin? Yoksa yine oyun mu oynuyorsun benimle? Sen bizi acımasızca şirketten kovup Halil Usta'yı sakat bırakan adam mısın? Yoksa şu parayı elime, avcuma koyan adam mı? Kimsin sen Savaş? Ben. Kılıç Dağhan'ın oğlu Savaş Dağhan. Biliyor musun Beyaz? Babam bir gün eğilmeyeceksin dedi. Biri çıktı, eğdi. Eğilmeyi öğrendim. Yenilmeyeceksin dedi. Biri çıktı yendi. Yenilmeyi öğrendim. Sevmeyeceksin dedi babam. Biri çıktı gülümsedi. Sevmeyi öğrendim. Öğreniyorum Beyaz. Hala öğreniyorum.
Babamın öğrettiği her şeyin yanlış olduğunu öğreniyorum. Sen babamı tanıdığını sanıyorsun ama tanımıyorsun. O senin bildiğinden, tanıdığından daha gaddar bir adam. Daha acımasız bir adam. İnsanlığımı aldı benden. Vicdanımı aldı. Şimdi benden koparıp aldıklarını geri almaya çalışıyorum. İnsan olmaya çalışıyorum. Kimsin ulan sen Ferhat? Kimsin sen? Efendim? Gelebilir miyim? Yıldız'dan hala haber yok. Ama Tahsin'in peşine adam taktım. Eğer o gece Yıldız'la beraberse tekrar iletişime geçebilir diye düşündüm. Komutanım. Çok bunaldım Zafer. Çok bunaldım. Bu fanus bana dar geliyor. Benim okyanuslara açılmam lazım. Benim Ferhat'ı bulmam lazım. Yoksa o beni bulur, bu da benim sonum olur. Bana Ferhat'ı getir. Oğlum, neredesin sabahtan beri? Meraktan öldüm ben ya. İnsan bir haber vermez mi? Anne, merak etme, ölmezsin. Kötüye bir şey olmaz. Terbiyesiz. Ben senin için canımı dişime takayım, uğraşayım. Sen bir de gel anneye hakaret et. Aferin oğlum. Anne, sonra mı ağlasan? Yorgunum da ben. Tarık, şirketi senin üzerine yapıyorum. Ne? Hah, kapı. Bak Savaş geldi. Sen şimdi seyret cümbüşü. Kadın delirdi. Devreleri yaktı valla. Hoş geldin güzel oğlum. Gel gel. Gel. Ay ne kadar da özlemişim seni. Gel evladım benim. Gel şöyle otur evladım. Gel. Beni çağırmışsınız. Ne vardı? Savaş evladım. Duyduğuma göre şirketi üzerine geçirmişsin. Ama bizim aramızda başka bir sözleşme vardı. E tabii çok yoğunsun, iş güç çalışıyorsun. Aklından uçup gidiverdi herhalde. Dur bak ben sana hatırlatayım. Şirket üzerinde hiçbir hak talep etmeyeceğine dair taahhütname. E bu sözleşmeye göre şirketi üzerine hiçbir şekilde alamazsın. Hadi evladım bakayım, sen sabah erkenden Tarık'la beraber notere git. Şirketi bir zahmet oğluşumun üzerine geçiriver. Hadi evladım, aferin. Hadi bakayım. Yalnız bu bir evlilik sözleşmesi İpek Hanım teyzeciğim. Yani ancak Canan'la evlenirsem bu taahhüt geçerli olur. Hem ben yarın notere gidemem. Sabah erkenden adliyeye gitmem lazım. Suç duyurusunda bulunacağım da. Anne, bu adam kim kız? Yoksa babamı mı aldatıyor? Ay sus be, saçmalama. Yok yok. Annen babanın parasını bol buldu. Banka müdürlerine rüşvet veriyor Tarık'cığım. Flaş, flaş, flaş. İpek Hanım evdeki beslemeyi dolandırırken yakalandı. Ayazoğlan'a açılan hesaplar sahteymiş. Evdeki beslemeyi nasıl dolandırdılar? Hepsi ve daha fazlası. Az sonra. Neyse. Ben bunu alayım. Size iyi seyirler. İpek Hanım teyzeciğim. Aa, seke seke gitti adam. Ne oluyor be? Sus be sus! Ağzının üstüne koyacağım şimdi sumsuğu. Sumsuğu mu? Aa, babam gelmiş. Babamın lafları bunlar kız.
İyi günler hanımefendi. Ufuk Bey'le görüşecektim. Gazeteden evde olduğunu söylediler. Eşim şu anda evde değil. Biraz geç gelecek. Ya da hiç gelmeyecek bugün. İyi misiniz siz? Komutanım! Ay çattık yine. Komutanım! Ayşe Ördek Erzurum! Bir maruzatım var komutanım. Aramızda 10 santim var. Niye bağırıyorsun Ayşe? Sizinle çok acil bir şey konuşmam lazım komutanım. Biri mi öldü? Yok, kimse ölmedi. İyi. Ölen yoksa aciliyeti de yoktur. Sonra gel. Tuna, senden bir şey araştırmanı istiyorum. Emredin efendim. Bizim daireyle irtibatı olan birini arıyorum. Soyadı yok. Elimde sadece ismi var. Söyleyin efendim, bir bakayım. Yıldız diye biri. Bir tara bakalım. Müsaadenizle. Parmağınız kanıyor hanımefendi, iyi misiniz? Yemek yaparken oldu da... İyiyim. Siz gidin lütfen. Kimmiş? Kocası değil mi? Ne bileyim ben. Postalım gitti. Acil gel demedin mi lan sen kocana? Nerede kaldı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne istiyorsanız yaptım. Rahat bırakın artık bizi. Rahat bırakın bizi. Rahat bırakın bizi. Sen de durma. Ortalığı dağıt. Soygun süre vereceğiz. Anladın mı? Dağıt. Siz göreceksiniz siz. Tuncer, çocuklardan. Emir emirdir. Çocuk mocuk tanımaz. Siz de kesin zırvalamayı. Kesin dedim. Olamaz. Burada şerefsizler. Açmıyorlar telefonu. Çocuklar mı hastalandı acaba? Arama ulan, arama. Kendin gel. Tamam. Sakin ol çocuklar. Az kaldı, kurtulacağız. Az kaldı, sakin ol. Tamam, sakin ol. Sakin ol, az kaldı. Siz ne fısıldaşıyorsunuz? Ha? Ne var? Tamam, bir şey yok, bir şey. Ne var dedim? Bir şey yok, çocuğu korkutuyorsun, sus. Sustur o zaman, beynini dağıtırım. Bakın.
burada Ümit. Kim var orada? Ne yapıyorsun? Bırak, bırak oğlunu, bırak. Kafasını sıkarım. Anladın mı? Tamam, tamam, tamam. Kim var orada? Üçe kadar sayıyorum. Bak çocuğun kafasına sıkacağım. Lütfen, lütfen bir şey yapma lütfen. Bir. İki. Lütfen, lütfen bir şey yapma. Sakin olun. Güvendesiniz artık. Güvendesiniz. Nalan, neler oluyor içeride? Nalan, iyi misiniz? Ne yaptın? Bulabildin mi? Yıldız isminde bir kayıt yok efendim. Belki de taşeron çalıştığımız. Onların bilgileri nerede tutuluyor? Aşağı şimdi. Komutanım, Ayşe Ördek, Erzurum. Bağırma dedim ya. Bağırma. Komutanım çok önemli bir maruzatım var da bir şey söylemem lazım. Bir daha karşıma çıkarsan bu bileğini kırarım. Anladın mı? Komutanım acıyor. Neden? Neden öldürmek istediler beni? Çünkü siz yaşatmak istiyorsunuz. Onlar kan. Bugüne kadar kaç yazı yazdınız? Elde silahla akaranmaz diye. 20, 30 var mıdır? Belki de daha fazla. Her birini 10 genç okumuş olsa, bu gençlerden sadece biri dağa çıkmaktan vazgeçip yaşamayı seçse, onların tekerine taş koymuşsunuz demektir. Vazgeçeceğimi mi zannediyorlar? Onlar istedi diye susacak mıyım? Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Susturmalarına izin vermeyeceğim. Yazacaksınız. Allah'a sığınıp tuzaklarını başlarına dolasın diye hep beraber dua edeceğiz. Ama önce bir müddet gözden kaybolmanız lazım. Küçük bir otel yerleşin. Rehberden rastgele bir otel seçin. Ben size ulaşacağım. Çocuklara iyi bakın. Kendiniz gibi şerefli, namuslu, vatanına, milletine hayırlı bir nesil yetiştirin. Allah'a emanet ol. Delikanlı. Adın ne senin? Davasına aşık biri. İstersen deli de, isterseniz Mecnun, isterseniz Kerem ya da Ferhat. Siz bilirsiniz. Allah'a emanet ol. Allah yardımcın olsun. Deli oğlan. Kimsin sen Yıldız ya? Kim? Benim yüzümden. Her şey benim yüzümden. Bu işe ortak olan, ses çıkarmayan herkesin elinde kan var. Şehit kan. Buradan Kılıç Dağhan'a sesleniyorum. Kılıç Dağhan. Şunu bil ki mücadelem daha yeni başlıyor. Ben seni buraya ağlamak için mi gönderdim? He? Ağlama kızım.
ağlama. Bana Ferhat'ı getireceksin. Rahat bırak beni. Rahat bırak. Beyaz. Beyaz. Canım. Sakin ol. Ne oluyor? Beyaz. Olanlardan çok etkilendin. Sakin ol. Şş, tamam. Geçti. Geçti tamam. Ya abi illa aksiyon yapmak zorundasın değil mi? Şöyle insan gibi şıkmış bir şey desen ölürsün yani. Ne yapayım oğlum, alışık değilim böyle şeyler. Atla hadi. Zaten her günümüz bir tantana maşallah. Yok baskına uğrarız. Yok rehine kurtarırız. Benim işim bunlar abiciğim. Ben Rambo muyum, inşaatçı mıyım belli değil. Sen ne yaptın? Uyarabildin mi adamı? Öyle sayılır. Boş ver. Yaptırdın mı bunu? Yok. Terzi Hüseyin yoktu. Ben de öyle kendi çapımda bir şeyler yaptım işte. Sürpriz görürsün. Lan oğlum inşallah saçma sapan bir sürpriz değildir var ya Ayas. Senin o saçlarını tek tek yolarım ha. Hasbinallah. Hadi abicim hadi. Hadi gidelim hadi. Abla. Yok bir şey canım. Ayakkabımı bağlayacağım da. Merhaba. Merhaba. Ne oluyor bana ya? Efendim? Ha? Yok bir şey canım yok. Aferin. Bana böyle bak işte. İçin erisin, için. Ayaz abine pek yakında çok güzel bir hediye vereceğim. Sabret. Keyifler yerinde mi abi? Yerinde, yerinde. Al bakalım. Konuştuğumuz gibi. Ağzını sıkı tut, cebinde olsun. Tamam mı? Ayıp ettin abi. Dükkan senindir. İyi misin şimdi? Olanların hiçbiri senin suçun değil. Çok zor şeyler yaşadın. Anlıyorum. Ama sen abilerine acı değil, umut getirdin. Üzülme artık. Ben sana bir su getireyim. Seni. Ne derdin varsa söyle bana. Ciddiyim bak. Anlat kızım. Anlat. Sonra da defol git buradan. Tamam komutanım. Ben böldüysem. Söyle Ayşe söyle. Şey şimdi şöyle komutanım. Biz odada üç kızız ama bir haftadır bir tanesi ortada yok. Merve arkadaşımıza biz de konuştuk ki o bizim odaya gelebilir belki. Ama ekip ya da oda değişikliğinde önce komutanlardan izin almamız gerekiyormuş. Ben de sizi kendime çok yakın hissettiğim için sizden. Dur dur dur. Sen en yakın kendini beni mi hissettin? Sen bunca zaman
Benim etrafımda bunun için mi dolaşıyorsun? Sizin oda muhabbetleriniz için mi dolaşıyorsun? Yani evet tabii öyle ama... Bana bak Ayşe Ördek. Bir dahaki sefere benim ismimi ağzına alıp yardım isterken... ...ya vurulmuş ol ya da ölmek üzere ol. Yoksa seni kendi ellerimle gebertirim, anladın mı? Ayşe Ördek, Erdurum, emredersiniz komutanım. Şimdi defol git buradan. Defol. Aferin Yıldız ya, aferin. Yaptın yine yapacağını. Dur. Gel buraya bakayım. Ne dedin sen? Şey dedim, Yıldız o şimdi şey olunca ben şey ettim. Al bakalım beyazım. O gece olanlardan sonra Sacit abi saklamış. Terzi Hüseyin'i bulamadım. Kendim onarayım dedim. Nasıl olmuş?